Bismillahirrahmanirrahim. Ünitemiz İrab ile ilgili. İsimlerin İrab'ı. Okuma parçası Emel-ü Sacid. Sacid'in emelleri. Metni kavramı sorularını geçiyoruz. Daha önce değinmiştik. Bu tarz soru çıkmıyor çünkü. İkinci soruda eş anlamlı sorular var. Eş anlamlı soruları daima önemlidir. Hem ön lisansta hem lisans tamamlamada. Hem gerek içeriden okumalarda olsun daima çıkan soru tarzıdır. Bu yüzden önemlidir. Birinci soru yumarisu. Marese yumarisu yani faale yufailu mufaale babı adı verilen yani o baftan bir muzari fiildir. Yumarisu uygulamak, yapmak, icra etmek, uğraşmak yukmilu ile aynı manada. İki amen, am yıl demek. Yıl, sene, dolayısıyla senet kelimesiyle, senetun kelimesiyle eş anlamlı. Üçüne baktığımızda belaga, belaga ulaştı, vardı, yegumu bi ile aynı, game yegumu ile aynı. Dörde baktığımızda yutimmu, etemme yutimmu, yutimmu tam olmak, bitmek, yekmulu ile aynı. Dörde baktığımızda yetemekken min denilmiş. Yetemekken min ne demektir? Önce yetemek kenüye bakalım. Saygınlık, itibar, sağlam, pekişmek manalarına geliyor. Min ile birlikte kullanıldığında, burada min ile birlikte kullanılmış. Sahip olmak, yapabilmek manasına geliyor. Gaddara da aynı şekilde. Gaddara yukaddiru. Ektara yukdiru da olabilir. Fark etmez. Sonuç olarak gücü yetmek, yapabilmek manasını içeriyor. Aynı manada. 6. Yeş'uru kelimesi. Yeş'uru bilmek, idrakinde olmak, haber vermek. Edreke ile aynı manada. Edreke de ulaşmak, varmak, elde etmek, farkına varmak. Bilmek yani. 7. Netrükü. Netrükü gadera. Gadera yani nugadiru ile aynı manada. Terk etmek, yola çıkmak, ayrılmak. Hasbuna bize yeter. Yekfina bize yeter. Aynı manada. 3 numaralı soruda zıt anlamlar bulunmak istenmiş. Bir de sıdk, sıdk doğruluk, kizb yalan söylemek birbiriyle zıt manada. 2 yebta'id an. Bu da yakteribu min ile zıt. Yebta'idu uzaklaşmak, yakteribu ise yakınlaşmak manasına geliyor. 3 de bakiye baki olmak, sona kalmak, yok olmamak. Fena da yok olmak. Zıt. 4'te itfa'in. İtfa söndürmek manasında. İhrak da yakmak manasında. Ehraga yuhrigu ihrak. Yakmak. 5'e baktığımızda bir reca'in. Reca kelimesi ummak manasına geliyor. Ye ise de umudunu kesmek manasına geliyor. 6'da 6 çizili bir kelime yok. 7 feriha sevindi. Öyleyse hazine hüzünlendi zıt. 8 li nehtediye yani ihteda yehtedi veya heda yehdi baz alabiliriz. Bu da nezillu yani saptı manasına gelir. Biri doğru yola gelmek, biri doğru yoldan ayrılmak birbiriyle zıt. Okuma parçasından diyor. Çoğullarını yazınız. Buradaki kelimelerin çoğulları istenmiş bizden. 1. Emelün. Emelün çoğulu amalün. Emeller. 2. İmam. İmam. E immetün. İmam, önder, üstad manasına geliyor. E immetün çoğulu. Mescidün. Mesacidün. Mihnetün. Mihenün. Hayyün. Ehyanun. Ehyaun. Canlı, yaşayan manasında. Üsretün. Üserun. Bintun, benatun, kızlar, üsre aile idi. Yevmun, bir gün. Yevmun, yevmani, eyyam, günler. Ukdetun, ukadun, bunun cemi mükesseri. Nefsun, enfus ve nüfus cemisi iki tane farklı gelebilir. Buradaki kelimelerin bir kısmı ünite sonunda verilmiş zaten cemileri. Bir kısmı ise verilmemiş. Lukmatun, üsratun az önce geçmişti, tekrar sorulmuş. Amun yıl, sene, evam diye cemisi gelir.
Burkan, Burkan kelimesinin çoğulu berakinu. Bunlar hep cemi mükesser gelmekte yani. Sirrun, esrarun, esrar, sırlar demek. Babun, bir konu veya bir kapı. Çoğulu ebvabun, ebvab, konular, bablar. Fikrun, fikir kelimesi. Efkarun, fikerun de gelir esasen. Zihnun, ezhanun, cemiyesi. Sadikun, estikau, fursatun, furasun, fırsat. Vazifetun, vezaifu, vazife, iş, ödev, görev. Bernamic, çok önemli bir kelime. Bernamecu, beramicu diye çoğulu gelmekte. Kalbun, kulubun. Yedün kelimesinin çoğulu eydin, eyadin, iki şekilde gelebilir. Rabbun, erbabun, erbab Türkçe'de de kullanılmakta. Beşe baktığımızda tekillere istenilmiş burada da. Nedir? Hukukun, hakkun. Nasun, insanun. Mevakifun, mevkifun. Mürseline, mürselin. Efvahu, bu da ağızlar manasında. Femun, müfredi. Ehvalun, halun. Eyyam, geçmiş eyyam, yevm kelimesi. Tekalifu, teklifun, tekalifu. Eskalun, sigalun, eskalun. Efkar, fikrun. Muvazzafuna, muvazzafun. Kütübün, kitabun, kitaplar. Müslimine, müslimin. Müslimin, bir Müslüman. Müslimine, pek çok Müslüman. Türkçe karşılıklarını denilmiş. Bu tarz bir veya en fazla iki soru çıkar diye düşündüğümüzde direkt İrab yönünden isimler, yani dil bilgisi konusuna geldik. Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Arapçanın tamamıyla alakalı. Şimdi İrab konusuna geçmeden önce neyin bilinmesi gerekiyor? 1. Cemi müzekker salim ne demektir? 2. Cemi mükesser ne demektir? 3. Cemi müennes salim ne demektir? Yani bu cemi çeşitleri. Cemi müzekker salim, cemi müennes salim ve cemi mükesser. Bu üçünü bileceğiz. 2. Tesniye ney, müfret ney? Bunları da bileceğiz. Bunları bilirsek konuyu anlamak hiç zor olmayacak. İşte karşınızda cemi müzekker salim örnekleri. Bir kelimenin cemi müzekker salim olduğunu nereden anlarız? Kelimenin sonu burada olduğu gibi, Tevbe suresinden bir ayet bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ettaibune, vav nun ile kelime bitmiş. El-abidune, vav nun ile kelime bitmiş. El-hamidune, son harf kelime ne? Yine vav nun. Es-saihune, son harf vav ve nun. Er-raki'une, kelimenin son harfi vav ve nundan oluşmuş. İşte diyoruz ki kelimenin son harfi vav veya nun ile bitmişse o kelimeye direkt cemi müzekker salim deriz. Vav nun'dan başka ne olabilir? Bir de ya nun olabilir. Ve beşiril müminine. Müminin ne ile bitti? Ya nun ile bitti. Bu da cemi müzekker salim. Demek ki cemi müzekker salim iki şekilde tanıyabiliriz. Bir, kelimenin sonu vav nun ile bitmiş ise cemi müzekker salimde hiç çekinme. İki, vav yerine ya da gelebilir yani. İşte burada olduğu gibi müminune, müminine olmuş. Vav yerine ya gelmiş. Bu da cemi müzekker salim. Cemi müzekker salimi bu şekilde tanımış olalım. Elbette bu kelime muzafın ileyh olursa, muzaf olursa bir takım değişiklikler meydana gelir. Sanırsam ünitede o işlenecektir. Bir de cemi müennes salim var. Nisa suresinden bir ayet aldık. Er-ricalu gavvamune alen nisa'i diye devam eden ayet. Baktığımızda fes-salihatu kelimenin sonu ile bitti. Açık bir T var. Hemen sağında dik bildiğimiz normal bir elif var. Kelime elif ve ta ile bitmişse, ama nasıl ta? Tabii açık ta olacak. Elif de bildiğimiz dik elif olacak. O zaman o kelimeye ne denilir? Cemi müennes salim. Es-salihat nedir? Cemi müennes salim. Nereden anladık? Dik elif ve açık ta ile bitmiş kelime. Öyleyse gani ta'tun. Bu da cemi müennes salim. Neden? Dik elif ve ardından açık T gelmiş, bu yüzden. Yani önce T sonra elif gelirse değil. Aynı bu şekilde olacak. Önce elif sonra T gelecek.
Hafizatun cemi müennes salim. Çünkü önce dikelif ardından açık T gelmiş. Cemi müennes salimi bu şekilde tanıyalım. Bir de cemi mükesser var. Bu ayet onunla başlamış zaten. Bakıyoruz. Er-ricalu. Raculun bir adam. Ricalun adamlar. Cemi mükesserdir. Cemi mükesser olduğunu nereden anlarız? Kalıbından anlayabiliriz. Kalıp ezberlemesi yapmak lazım. 2 manasından çıkartabiliriz. 3 esasen biraz ezber yapmayı gerektiren bir şeydir. Bir kuralı yok yani. Cemi mükesser kalıpları pek çoktur. 30'un üzerinde kalıbı var farklı farklı. Hangi kelime cemi mükesser? Bu direkt bilinmeyebilir. Bir kelime gördüğümüzde sözlüğe bakarak bunu çözeriz. Şimdi bunlara değindikten sonra geçelim kavramlar ve tanımlar. İrab ne demek? İrab kelimenin sonunda meydana gelen hareke veya harf değişikliğine denir. İrab bu demektir. Bunu aynen ezberliyoruz. Yani esasen zor bir şey yok. Kelime sonunda meydana gelen hareke veya harf değişikliğine irab denilir. Hareke değişikliği derken ne kastedildi? El-Müslimu. Kelimenin son harfi ne? Mim. Hareke ne? Ötre. İşte El-Müslimu'nun başına örneğin fi harfi cerri gelirse ne olur? Veya bi gelse, ba dediğimiz fil-Müslimi, bil-Müslimi. Harfi cerri ne yapar bu kelimenin son harfini? Esreler. Hareke değişir. İşte bu değişiklik irabtan, yani buna irab değişikliği diyoruz. Ötre olabilir, esre olabilir, fetha olabilir. Bu değişikliği kastediyoruz. Kelime sonundaki hareket değişikliği denilirken son harfteki harekenin değişmesi. Müslimu, Müslimi, Müslime. Bu hareket değişikliği iki hareke de alabilir, tek de olabilir. Yani eliflam olmasaydı Müslimun olacaktı. Eliflam olduğundan el-Müslimu olmuş. Demek ki Müslimun, Müslimen, Müslimin gibi iki hareke alabilir. Yani tenvinli de olabilir veya tek hareke. İşte Müslimu, Müslime, Müslimi şeklinde bu da olabilir. Elifleme bağlı ve cümledeki akışına bağlı. Tek hareke de alsa, çift hareke de alsa yine irab değişikliği denilmekte. Harf değişkenliği neyin nesi? El Müslimu müfret olduğundan harekeyle irab aldı. Oysa tesni olsam El Müslimu, El Müslimani, El Müslimani. Bunun başına bir harfi cer geldiğini farz edelim. El Müslimani. Başında harfi cer olsa ne olur? El Müslimeyni. Şu hali alır. Yani üstteki elif yaya dönüşür. Değişen şey ne? Bu sefer harf değişti. İşte bu yüzden harf değişikliği veya hareket değişikliğine irab denilmektedir. Ne kastedildiğini de bu örnekten çıkardık. Örnekleri de aklınızda tutun. El Müslimu, Müslime, Müslimi gibi hareket değişikliği veya El Müslimani'nin El Müslimeyni şeklini almasında olduğu gibi elifin yaya dönüşmesi gibi harf değişikliğine de irab denilmekte. Bunlar önce irab nedir? Onu anlatmaya yönelik şeyler. Ayrıntı ileride gelecek. Bir de murep ve mebni kavramı var. Murep demek irab özelliğine sahip. Yani duruma göre sonu değişen. Ne dedik? İrab neydi? Kelime sonundaki harf veya hareket değişikliği. Bazı kelimeler vardır. Hareket ve harf değişikliğini kabul etmez. İşte onlara mebni diyoruz. Bu değişikliği kabul eden kelimelere murep diyoruz. Mesela el müslim kelimesi mureptir. Çünkü el müslim mu, müslime, müslimi şeklinde dönüşebilir. Oysa mebni dediğimiz kelime başına ne getirirsen getir sonu değişmez. Harekesi de değişmez, harf de değişmez. Hiye. Hiye'nin başına harfi cer de getirsek ne olur? Fi hiye olur yine. Hiyi olmaz, esra almaz. Hiyu olmaz. Bunlar hiçbir zaman değişmez. Hüve her zaman için hüve diye yazılır. Hüve, huma diye zamir var. Değişmedi mi? Değişmedi. O tesniye farklı bir şey. Bunun değişmiş hali değil. Hüve, hüvedir. Huvu, huvi, huvun gibi bir değişiklik olmaz. Hiye de aynı şekilde. Peki hangi kelimeler mebni? Nereden bileceğiz? Kitap bunu işleyeceğini düşünüyoruz. İşlemezse de biz söyleriz. Biraz daha devam edelim. Murep ne demek? İrabı kabul eden kelime. Yani harf veya hareket değişikliğini kabul eden kelimeye murep denir. Mebni, İrabı kabul etmeyen kelime. İrab neydi? Hareke veya harf değişikliği. Bunu kabul etmiyorsa buna mebni deriz. Elbette bu değişecek şeyler kelimenin sonunda sonu ile alakalı. Son harfteki harekenin değişmesi irab harekesi oluyor. Veya son harfin veya bir öncesi Müslimani, Müslimeyni de olduğu gibi bir önceki harf değişikliği de olabilmekte.
Müslimune vav var. Müslimine ya'ya dönüştü. Bunların her birinin ayrıntıları gelecektir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden hangisi mureb, hangisi mebni'yi söyleyin. Söyleyelim. İmam kelimesi nedir? Mureb'tir. Nereden anladık? İki tane ötre alması bunun direkt mureb olduğunu göstermekte. Uyum sağlamış sacit kelimesine sıfat olmuş. Fi mescid. Mescid kelimesi esra almış. Mescid kelimesi mescidun da olabilirdi. Mesciden, mescide, du, di, din hepsi olabilir. Değişken yani sonu. O yüzden buna ne diyoruz? Mureb diyoruz. El hay kelimesi de mureb'tir. Ama konumuz o değil. Hüve. Hüve'ye baktığımızda hüve nedir? Zamirdir. Zamirlerin tamamı mebnidir bir kere. Zamirleri ezberi biliyorsak tüm zamirlerin mebni olduğunu bilirim. Değişmez. Öyleyse bu mebni. Mescid mureb. İmam mureb. Hazihi ismi işaret. İsmi işaretlerin tesnileri hariç tamamı mebnidir. Değişmez. Hazihi demek ne? Mebni. Senevatin nedir? Cemi müennes salim. Bak önce elif sonra açık t ile gelmiş. Yani kelimenin son harfi bunlar. Öyleyse cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimdir. Mureb'tir. Dolayısıyla bu da nedir? Mureb'tir. Ve lehu. Daha fazla ayrıntını inceleyebiliriz yani. Ve lehu. Hu zamirdir. Öyleyse mebnidir. Usratun. Mureb'tir. İki tane öte olarak mureb'lerini göstermiş. Tetekevvenu. Konumuz önce şunu söyleyelim. Neyle alakalı? İsimlerin irabı ile ilgili ama biz daha fazlasını inceleyelim. Tetekevvenu bir fiil. Nasıl bir fiil? Muzari. Muzari fiiller nedir? Mureb'tir. Min zevcetin. Zevce kelimesi ne? Mureb. Çünkü harfi cerrin etkisini açıkça görüyoruz. Son harfi iki tane esra almış. Ve İbne Teyni mureptir. İbne Teyni göründüğü üzere nedir bu? İbneyni. Aslında neydi? İbnani. Tesnili bir kelime. İbnani. Ama atıf harfinden dolayı sa'nın irabını almış. İbnani, İbneyni olmuş. Kısaca murep. Ve bintin yeme bede el imam. İmam kelimesi murep. Bir sıdkı, ba harfi cer etki yapabilmiş mi? Yapmış, kafeslenmiş. Öyleyse mureb. Hukuki, esra aldığına göre direkt mureb. Başka çizgi kelime, mürseliğine. Bu ne? Cemi, müzekker, salim. Ne demiştik? Ya'nun veya vav'nun ile biten kelimelere cemi, müzekker, salim deriz. Mürselune, mürseliğine de olduğu gibi. Nedir? Cemi, müzekker, salimler. Direkt mureb. Haza bu şu ismi işaret. İsmi işaretler ne? Mebni. Aynı sıdkı. Aynı harfi cer kelime etki yapmış. Son harfi esrelemiş. Öyleyse mureb. Haramen. Temin aldığına göre direkt ne? Mureb. İrab alametleri. İrab alametleri neyin nesidir? İrab alameti hareke olabilir. Harf olabilir denilmiş. Hareket ederken zamme olabilir, fetha olabilir, kesre olabilir. Zamme ney? Ötre. Fetha ney? Üstün. Kesre ney? Esre. Bunlar nedir? İrab alametidir yani. Bildiğimiz U sesini veriyor. Biliyorsunuz ötre ile zamme eş anlamlı. Ama ötre denilmez, direkt zamme denilir. Ötre ile zammenin eş anlamlı olduğunu ezberleyelim. Fetha ile üstün eş anlamlı olduğunu ezberleyelim. Kesre ile esrenin eş anlamlı olduğunu ezberleyelim. İrab dilinde esre, üstün gibi şeyler kullanılmaz. Direkt zamme denilir, fetha denilir, kestire denilir. Bunlar yani neydi? El muslimu, el muslime, el muslimi şeklinde irab değişkenleri. Ne demiştik? İrab kelimenin sonundaki harfin veya harekenin değişmesi. Harike kaç çeşit olabilir? 3 çeşit olabilir. De ne demiştik? Harfin değişmesi. Kaç çeşit harf olabilir? 1. Elif. Tesniye isimlerde ne var? Elif var değil mi? Nasirun, nasirani. Kitabun, kitabani. Kalemun, kalemani. Oradaki ma, mim çeken elif var. Elifler ne? Tesniye elifi. Ne demiştik? Tesniye elifi yerine ya da olabilir. Galemani, galemeyni. Nasirani, nasirayni. Kitabani, kitabeyni şeklinde. Elif bir irab harfidir. Harfler değişebilir derken elif olabilir. Vav olabilir. Cem müzekker salimde vav vardı biliyorsunuz. Müslimune, nasirune, katibune. Ayette vardı. El abidune. Abidune, abidine de olabilir değil mi? Vav'nun yanında olabilir cem müzekker salimde. İraba göre.
Bir de ya var, tesneye cem'i zekâs salimlerde olur. İşte tesnelerin dedik galemani, galemeyni dediğimizde yağlı oldu. Cem'i zekâs salim abidûne, abidîne dediğimizde yağ almış oldu. Bir de nun var, bu fiillerle alakalı bir durum. Zaten ne demiş? Fiillerin irabında anlatacağız demiş. Şu an sadece isimlerin irabından bahsedilmekte. Şimdi irab demişken şu tablonun ezberlenmesi gerekiyor. Hangi tablonun? Bir. İsmi müfredi munsarif ve cemi mükesser munsarif. Bunların irabı nedir? İsmi müfredi munsarif bildiğimiz müfret isim. Cemi mükesser munsarif bildiğimiz cemi mükesser. Fazla yabancılık çekmeyelim yani. Bu nedir? Cer halinde esra alır her ikisi de. Nasb halinde fetha alır her ikisi de. Yine her ikisi raf halinde zamme alır. Bunu ezberleyeceğiz yani, tablo ezberlenecek. Ama tablonun tamamı değil, tablo daha geniş. İşte ünite daha azını işlemiş, özet geçmiş. O bakımdan işiniz kolay diyebiliriz. Müfret isimler. Cer hali ne? Esre. Nasb hali fetha, raf hali zamme. Cem mükesserler. Cer hali esre, nasb hali fetha, raf hali zamme. Öyleyse şöyle ezberleyelim. Müfret isim ve cemi mükesser isimlerin raf hali zamme, nasb hali fetha, cer hali kesredir. Direkt bilelim. Gayr-ı mustarif diye bir tabir var. Kitap bu ünitede işleniyor mu tam olarak bilmiyoruz. Ama siz irabını şimdiden bilin. Raf hali zamme, nasb hali fetha, cer hali fetha. Cer halinde esra almıyor. Demek ki cer demek illa esre demek değil. Yerine göre fetha demek de olabilir. Bir de cemi müennes salim var. Daha yeni geçtik. Yani bahsettik ondan. Cemi müennes salimler raf halinde zamme alır. Nasb halinde de kesre alır. Cer halinde de kesre alır. Görüldüğü üzere nasb hali illa fetha demek değil. Kesre de olabiliyor cem-i müennes salimler bu şekilde. Raf halleri neden meydana geliyor? Zamme çıktı. Nasb hali fetha, fetha ve kesre. Cer hali esre, fetha ve yine esre yani kesre. Öyleyse ezber yapılmalı. Müfret isim ve cem-i mükesser isimler raf hali, zamme, nasb hali, fetha, cer hali, kesredir. Gayr-ı musarif. Raf hali, zamme, nasb hali, fetha, cer hali, fetha. Cemil müennes salim, raf hali, zamme, nasb ve cer hali, kesre, kesre şeklinde ezberleyelim bunu. Esma-ı sitte mutelle şimdiki şeyde işlenmiyor diye biliyorum. İşleniyorsa tekrar değiniz. Bunu ezberlemenize gerek yok yani. Cemil müzekker salimin irabını ezberleyelim. Nedir? Raf halinde vav, nasb ve cer halinde ya alır. Cemil müzekker salim, raf hali vav, nasb hali ve cer hali yağlıdır. Ulu Enşirune'yi boş verin, onu kitap işlememiş sanırsam. İsimlerin tesniyesi, sadece bunu alalım. İsimlerin tesniyesi ne gibi? Galemun, galemani, nasırun, nasırani, kitabun, kitabani, kitabani gibi. Raf halinde elif var, nasb halinde aşağı iniyoruz, ya var, cer halinde gene ya var. Öyleyse bunu ezberleyelim. Tam olarak neyi ezberleyelim? Müfret isim ve cem-i mükesser ismin raf hali zamme, nasb hali fetha, cer hali kesre, gayr-ı musarif. Raf hali zamme, nasb ve cer hali fetha. Cem-i müennes salim. Raf hali zamme, nasb ve cer hali kesre. Hemen bu Cem-i müzekker salim. Cem-i müzekker salim. Raf hali vav, nasb ve cer hali ya. İsimlerin tesniyesi. Raf hali elif, nasb ve cer hali ya. İşte bu şekilde bunu ezbere bilelim. Örnek hiç vermedik ama örnek kitap dolu. Şimdi bir sürü örnek göreceğiz. Arapçada isimler irab bakımından üç ayrılır. Bir kelime ya merfudur, ya mensuptur, ya da mecrurdur. Bir kelime için farklı bir şey denilmiyor. Ama bu isimlerde böyle. Ha, fiiller olsaydı fiillere mecrur denilmez. Sadece mezzum denilir. Yani mecrur yerine mezzumu koyarız. Mensup ve merfu da olabilir. Demek ki fiillerde irab üç çeşit, isimlerde de üç çeşit. İsimlerde merfu, mensup, mecrur. Fiillerde merfu, mensup, mezzum. Fiillerde mecrur yok. Genel hükümler, Arapçada merfu, mensup ve mecrur denilince ilk akla gelen irab alametlerini taşıyan isimler işleyelim denilmiş. Merfu isimler. Son harekesi zamme olan isimlerdir denilmiş. Tabi merfuluk illa zamme demek değildir. Az önce geçtik. O tabloyu kesinlikle ezberleyin. Burada bundan başlanılmış. İşte örnek veriyor tabi. Haza kitabun. Kitabun nedir? Kitabun müfret bir isim olduğundan dolayı raf hali zamme iledir. İki tane ötre almış. Kitabun nedir? Merfudur. İyi de niye merfu? Neler merfu olur? Mesela fail,
Naibu fail. Bunlar nedir? Merfudur. Mübteda, haber. Bunlar merfudur. Kâne'nin ismi. İnne ne yapar? İsmini nasb, haberini raf eder. Öyleyse innenin haberi gibi pek çok maddeler merfu olabilmektedir. Burada da örnek verilmiş. İşte ne demiş? Fail veya mübteda, işte haber denilmiş. Bunlar merfudur. Kitabun. Merfu derken, yani merfu ne demek? Bahsettiğimiz o hareketleri veya harfleri alabilmek. Müfredlerde ötürü almak demek merfu. Diğerlerinde ne demek? Tabloda görmüştük. İşte Cem Müzekker Salim'de merfu ne demek? Vav alması demek. Tesnielerde merfu ne demek? Tesnielerin elif alması demek. O tablo ezberlersek en sahip merfular, ortalar mensup, sonlar da mecrur diye yazılıydı zaten. Bunlar örnek, aslında önemli değil. Örnekleri hemen geçebiliriz. Çünkü bizzat bunu tam olarak anlatacak zaten. Aşağıdaki cümlede altı çizililerin irabını belirtin. Yecri fiil mi? Fiil. Fiilden sonra merfu gelen kelime nedir? Faildir. Eğer fiil meşhur olsaydı, o zaman ardından merfu gelen kelime naibu fail diyecektik. Ama fiil cera yecri malum. O yüzden nehir kelimesi fail. Hazihi bu nedir? Mübteda yani. Dalibetun haber. Haberler merfudur. Bu yüzden ötürü almış. El hubzu, hubz ekmek nedir? Gıza'un, gıdalıdır, haber. Haber olduğu için merfudur. Bunlar da mesela hazihi veya el hubzu diyelim. El hubzu son harfin arkasında ötre, yani zamme. Neden zamme? Çünkü kelime ne? Mübteda. Mübtedalar nedir? Merfudur. Gıza'un ne? Haber. Haberler de merfudur. Bu yüzden ötre almış. Saffet el makinatu. Saffet fiil, makinat fail, nehran mef'ul. Mef'ul olduğu için mensup olmuş. İki tane üstün almıştır. 5. Ra'eyna. Ra'a fiil, na fail, dalibeten mef'ul. Mef'ul olduğu için iki tane üstün almıştır. Yani mensup bir kelime bu. Tenavele eddullabu. Tenavele fiil. Dullab fail. El hubze mef'ul. Mef'ul olduğundan son harfin harekesi fethalı. Yani bu kelime ne? Mensup. Dullab ne? Merfu. Niye merfu? Çünkü fail. Nerede anladık merfu olduğunu? Çünkü son harfin harekesi ötre. Galibun dullabun. Cemi mükesser bir kelime. Cemi mükesserden raf hali öteyleydi. 7. Fi nehri. Fi nehrin. Fi harfi cer olduğundan ardına gelen kelime mecrur olmak zorunda. Mecrur. Nehir kelimesi ne? Müfret. Müfret kelimelerin cer hali neydi? Tabloya bakalım. Baktık. Ne çıktı? Esre çıktı. İşte bu yüzden nehir kelimesi esre almış. Diğer örneğimize bakıyoruz. Amilet Aişetu min dalibetin. Min harfi cer. Ardından gelen kelime mecrur olmalı. Dalibe kelimesi nasıl bir kelime? Müfret bir kelime. Müfret kelimelerin cer hali nedir? Tabloya baktık. Esre yazıyor. Öyleyse esreyi verdik. Sonuncu, yani 9 numaralıya baktığımızda ise ne çıkmakta? Nisfel hubzi. Nisf burada muzaf. Muzaf ne yapar? Cer eder. Ardından gelen kelimenin cer olması lazım. Hubz. Ne tür bir kelime? Müfret bir kelime. Müfretlerin cer hali ne? Esre. O zaman esreyi verdik. Yani kelime neden esre almış? Onun sebebini beyan ediyor bu. İraba tam olarak şimdi giriliyor. Yani bir benim verdiğim tablo vardı. Bir de burası var. Bunun dışındakiler pek önemli değildi. Tesniye demek, müsenna demek. Unutmayalım. Evet, tesniyenin irabı nedir? Bakıyoruz. Bu adla bilinen ikil isimlerin sonundaki nun sabit bir harf değildir. Esrelnun olur değil mi? Kalemun, kalemani, esrelnun. Katibun, katibani, esrelnun. Bu sabit değil, her zaman olmayabilir. Kimi durumlarda düşer. O nedenle kendisinden önceki harfe bakılır. Söz konusu harf, ya öncesi fethalı eliftir diyor. Örnek diyor, kitabani. Bundan önce ne var? Elif var. Kitabani derken bay çeken elif var. Er-raculani, bu da nedir? Tesniyedir. Elif var sağında. El-validani. Este nundan önce elif varsa ona tesniye denir. Ama sondaki nun sabit değil. Esasen sağındaki elif de sabit değil. Çünkü o elifte ne olabiliyor bazen? Ya'ya dönüşebiliyor. Gurfetani, gurfeteyni olabilir değil mi? Elif yaya dönüşebilir. Gurfeteyni.
El validani, el vali deyni. Er raculani, er raculeyni. Kitabani, kitabeyni. Elif ya'ya dönüşebilir. Ne dedi? Aynı zamanda sondakinin düşebilir. İşte vurfeta nun gitti. Veya vurfetey nun yine gitti. Valida nun yok. Valide nun yine yok. Tüm testler için geçerli. Ya da öncesi fethalı cizimli ya olabilir. Kitabeyni. Az önce bahsettiğimiz gibi burada hepsi varmış zaten. Bunlardan elif, zamme, ya ise fetha veya kesre karşılığıdır. İlgili durum şöyle formüle edilebilir denilmiş. Racülün racülani. Yani burada anlatılan şey bizim tabloda verdiğimiz şeyi daha fazla açmışlar diyebiliriz. Racülün müfret bir kelime. Neyle merfu? Zamme ile. Tesniye olsaydı bu nasıl olurdu? İşte bu şekilde olurdu. Madem ki merfu, bunu tesniye yaptığımızda da merfu yapmalıyız. Tesniyenin merfuluğu ne ile? Elif ile. İşte racülani o yüzden denildi. Burada racülün yerine mesela racülin denilmiş olsa, lam esreli olsaydı, müfredin esreli hali. Yani ne bu? Mecrur. Tesniyenin cer hali ne? Bakalım hemen tablodan bakın. Baktık ne çıktı tesniyenin cer hali? Ya çıktı. Öyleyse racülin bu kelimeyi tesniye yapıp cer halini yapmak istersek nasıl yaparız? Racülin. Leyni, raculani, raculeyni şeklini alır. Kitabani isim yani haber yüklemdir, merfudur, raf alameti, merfuluk göstergesi, zamme yerine eliftir. Çünkü tesniyedir. Hazani, kitabani. Kitabani ne? Merfu bir kelime. Ne ile merfu? Elif ile. Ne ile merfu sorusu önemlidir. Raculun merfu. Ne ile merfu? Yani raf alameti ne? Ötre yani zamme. 2. Yeşte gülür racülani. Neyle merfu racülani? Yine elif ile mecrur. Pardon, elif ile merfu. Ne demiş? Ya yerine fetha olur tesnielerde. Pardon, fetha yerine ya olur. Demin beri söylediğimiz. Racülen. Tesniye çevrildiği zaman racüleyni ya ile yazılır. Racülin. O da yine racüleyni diye yazılır. Niye? Çünkü racülani, racüleyni bu ne? Tesniye bir kelime. Tesniyelerin raf hali elif ile, nasb ve cer hali ya iledir. Bunu ezbere bilmemiz faydalı olur. Kara'e aliyyun kitabeyni. Kitabeyni kelimesi nasıl bir kelime? Kara'e okudu. Kim? Aliyyun Ali okudu. Neyi okudu? Kitabeyni iki adet kitap okudu. Ne bu? Mef'ul. Öyleyse bu nedir? Mensuptur. Eğer başında fi diye harfi cer olsaydı o zaman buna ne denilirdi? Mecrur denilirdi. Kitabeyni diye yine yazılırdı. Yazım değişmezdi. Ama artık ona mecrur derdik. Çünkü kitabani kelimesinin kitabeyni şekline dönüşmesine neden olan etken nedir? Önemli olan bu. Şu an bunun kitabeyni olmasını sağlayan şey mef'ul olması. Meful oldu nereden anladık? Manadan anladık. Ali okudu. Neyi okudu? Okuduğu şey meful olur. Manadan anladık. Kitabeyni. Madem ki meful olduğundan dolayı ya almış, elif yerine ya gelmiş. Öyleyse mensup deriz. Eğer başında yani fi örnek veriyorum. Başka bir şey de olabilir. Muzaf da olabilir. Başka bir şeyden dolayı mecrur olmuş olsaydı o zaman bu kelimeye kitabeyniye mecrur derdik. Şu an neyle mensup? Ya ile. Anlattığım şey burada anlatılmış sanırsak. Bakalım şimdi anlayacağız ne olduğunu. Başkan topluluk içerisinden iki adam seçti cümlesinde. Er racüleyn ismi mef'ulün bih yani nesnedir, mensuptur. Nasb alameti fethe yerine ya'dır. Çünkü müsennadır. Henüz anlattığım şey gelmedi. Örnek 3'te var mı? Nasb alameti, fethe alameti yine aynı şeyi anlatmış. Evet şimdi kesre durumu geldi. Tesnelerin cer hali ya iledir. Bunu biliyorsunuz. Kesre yerine ya'dır. Min kelimeteyni. İşte kelimeteyni neydi aslında bu? Kelimetun, kelimetani. Pardon, burada kitabeyni yazıyor. Kitabun, kitabani. Kitabani tesniye raf hali. Kitabeyni hem nasb hem cer. Peki burada nasb mı cer mi? Etkene bakalım neden bu hale gelmiş. Sağına baktık min diye harfi cer var.
Madem ki harfi cerden dolayı bu hale girmiş, o zaman mecrur deriz. Çünkü harfi cerlerin görevi cer etmektir. Cer ne demek? Tabloda cer başlığının altındaki sütuna doğru bakın. Cer kelimeye göre değişir. İşte tesniyede cer demek yağ alması demek. Müfrette esra alması demek. Kelimenin yapısına göre değişiyor. Örnek 2'de de değişen bir şey var mı? Yok. Yine ila harfi cerri geldiğinden racülün racülani. Racülani kelimesi racülleyni yani ya ile yazılır olmuş. Sebep ila harfi cerri. İla harfi cerri olmasa da racüleyni kelimesi mef'ul olduğundan dolayı bu hale girmiş olsaydı o zaman racüleyniye ne derdik? Ya ile mensup derdik. Oysa burada harfi cerden dolayı ya'yı almış. Öyleyse ya ile mecrur diyoruz. Altı sizin isimlerin cümledeki yerlerini belirterek irabını söyleyiniz. İnsabbe yansabbu. Yansabbu nehrani. Yansabbu fiil. Nehrun nehrani. Tesne bir kelime. Tesneler nasıldı? Elif varsa raf hali. Elif yoktu onun yerine ya varsa ya nasb ya da cer hali olur. Elif var mı var? Öyle sarraf hali. Neyle merfu? Elif ile merfu. Tesniye bir kelime. İrabını yaptık. Cümledekilerini belirttik. Fail. Ettalibetani. Cümle başında olduğuna göre, isim olduğuna göre müptedadır. Ettalibetani nasıl bir kelime? Dalibetun, dalibetani. Neyle bitmiş? Elif ve nun ile bitmiş. Öyleyse direkt tesniye. Elif var değil mi? Ha, öyleyse demek ki raf hali. Hemen bunu söyleyelim. Elif ile merfu deriz. El hubzu ve zeytunu bu iki, hubzu ve zeytin yani ekmek ve zeytin nedir? Gıza'ani. Haber. Nasıl bir haber? Elif ile merfu bir kelime. Tesniye aynı zamanda. Tesniye olduğunu Elif ve Nun ile bitmiş olmasından çıkardık. Saffet makinatu nehrayni. Saffet fiil. Ardından gelen merfu kelime ya fail ya naibu fail olur. Saffet malum olduğundan ardından gelen fail oldu. Öyleyse ne lazım buna? Olsa olsa en öncelikli olarak meful lazım. Demek ki nehrayni de mefuldür. Nehrayni ne halinde? Ya nun ile bitmiş ama ya cezimli, nun esreli. Dikkat edelim. Cem-i müzekker salim de ya nun ile olabilir. Ama nun orada ne? Fethalı. Ya ise kendisinde sükun yok. Tamamıyla hareketsiz sükun da yok. Ne ile bitmiş bu tesniye? Ya nun ile bitmiş. Ya olduğuna göre elif yerine ya gelmiş. Demek ki bu kelime ya mensuptur ya mecrurdur. İkisine de uyum sağlıyor yani. Çünkü tesniyenin nasb hali de cer hali de ya iledir. İkisine de uyuyor. Ama burada hangisi? Harfi cer veya muzaftan dolayı mı bu hali almış? Veya bir tabiilik mi söz konusu? Hayır, mensup çünkü mef'ul. Madem ki mef'ul olduğundan dolayı bu hali almış, o zaman buna mensup diyeceğiz. Neyle mensup? Ya ile. Ra'aytu ra'ayna ra'afil na mef'ul. Pardon, fa'il ne lazım? Mef'ul lazım. Dalibeteyn nedir? Mef'uldür. Tüm mef'uller mensuptur. Öyleyse ya ile mensup. 6. Tüm mef'uller mensuptur derken lafzen olmayabilir. Başına harfi cer getiririz. O zaman lafzen değil de mahallen deriz. Değişebilir durum. 6. İstehleke, istefale. İstifal babından mazi bir fiil. El ekulu faildir. Ne lazım? Mef'ul lazım. Öyleyse hubzeyni. Hubzun, hubzani, hubzani, hubzeyni şeklini almış. Ya ile mensup. Niye? Çünkü mef'ul. Fiil, fail, mef'ul. Yesbahu, esbaha, yusbih olabilirdi. Sebaha, yesbahu. Fiil. Eşşebabu, fail. Tamam, nehrayni mef'ul ama nasıl mef'ul? Fi harfi cerrinden dolayı mef'ul. Bu yüzden ne deriz? Lafzan ya ile mecrurdur denilir. Çünkü başında harfi cer var. Harfi cerden dolayı ya'yı almış. Harfi cer olmasa da sadece mef'ul olduğundan dolayı ya'yı alsaydı o zaman ya ile mensup derdik. 8. Min harfi cerrinden dolayı dalibeteyni ya'yı almış. Min yani harficilerden dolayı ya'yı almış. Öyleyse ya ile mecrur. Gâsemeni Ahmedu ahadel hubzeyni. Ahad muzaftır. Hubzeyni muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh olduğundan tüm muzafun ileyhler mecrurdur.
Öyleyse ya ile mecrur bu kelime. Özetle tabloda verdiğimiz bilgiyi veriliyor. Cem müzekker salimlerde irab nasıl olur? Cem müzekker salim. Evet, bu adıyla bilinen kurallı eril, çoğul isimlerin sonundaki nun esreli değildir. Öncelikle fethalıdır, onu söyleyelim. Burada hata ile olmuş. Sabit bir harf değildir. Sondaki nun da düşebilir. Diyor ki ya öncesi zammeli vav olur. Ne gibi? Müslimune. Müslimune, yani öncesi zammeli bir vav olacak. Öncesi zammeli mi vavın? Evet, müslimu. Mimde zamme var. Müslimune, cem müzekker salim çünkü vav nun ile bitmiş. Müşrikune, sabirune, muhlisune. Buradaki vavlar yerine ya da olabilir. Müslimine, müşrikine, sabirine, muhlisine de olduğu gibi. Bunların hepsine cem müzekker salim. Sondaki nun düşebilir. Ama sonuç olarak hemen sağında bulunan vav veya ya kalmak zorunda. Unutmuyoruz. Müslimine. Ya, nun ney? Fethalı. Ya ney? Hareketsiz de yok, sükunu da yok. Oysa tesniyede nasıldı? Kalemun, kalemani. Kalemun müfret. Kalemani tesniye. Cer ve nasb hali ney? Galemeyni. Ya ile. Ya var, nun var. Ya nun ile bitiyor. Müslimine de ya nun ile bitiyor. Ama arada fark var. Galemeyni nun esrilidir. Ya cizimlidir tesniyede. Oysa cem müzekker salimdi. Ya da cizim yok. Nun da fetha var. Yazılıştaki farkı bu. Manada zaten fark var. Tesniye iki şey ifade eder. Cemi ise üç ve daha fazlasını ifade edendir. Şimdi muslimun müfettir. Müfet isimlerin raf hali neyle? Zamme ile. Tabloda vardı bu. Zamme ile. Tamam, bunu cemiye çevirmek istediğimiz zaman yine merfu yapmamız lazım. Ceminin, cem müzekker salimin merfuluk durumu, raf alameti vav idi. Bu yüzden muslimune vavunun getirildi. Şayet burada müslimin yazsa idi. Müslimin. Müfet bir isim. Esre ile yazılmış. Yani mecrur. Cer halinde. Cer halindeki müfret ismi cem müzekker salime irabını aktarmak istesek nasıl aktarırsın? Müslimin. Müslimine. Müslimen olsa, nasb olsa yine müslimine. Çünkü cem müzekker salimin sadece raf halinde vav var. Nasb ve cer halinde ise ya vardır. Örnekler bir şey ifade etmiyor. Anlattığım şeyler. Geldik buraya. Ne var burada? Aşağıdaki cümlelerde altta çizili isimlerin cümledeki yerlerini belirterek irabını yapınız. Yedufu dafe. Yedufu yegulu gibi. Muzari bir fiil. Muzari fiilen fiildir. Fiilden sonra gelen şey ya fail ya da naib-i fail olur. Fiil malum olduğundan fail gelmiştir. Müslimune raf halinde. Nereden anladık? Sondaki vavdan. Bu kelime müslimine de olabilir miydi? Olurdu ama eğer meful olsaydı. Burada ise meful değil. El musafirune mübtedadır. Vav ile yazılmıştır. Merfudur. Et tullabu öğrenciler nedir? Nacihune başarılıdır. Nacihune haber olduğundan vav ile merfu. İbtela'a fiil. İbtela'a, ifte'ale. İfte'al babından bir fiil. El bahru onun faili. Es-sabihine. Sabihin kelimesi neyle yazılmış? Ya ile yazılmış bir cemi müzekker salim. Ya, vav yerine ya var. Neden dolayı acaba? Sağında harfi cer veya muzaf yoksa veya bir şey tabi olarak bu hali almamış ise demek ki mensup haldedir. Sağında harfi cer var mı? İki tane kelime var ve harfi cer yok. Peki sağındaki kelime muzaf olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Elif lam mı çünkü? Öyleyse sabihin kelimesi nedir burada? Mef'ul olduğundan dolayı ya'yı almış ve mensup haldedir. Yani cem müzekker salimler tesniye ile çok benzerlik gösteriyor. Hangi noktada? Tesniye kelimelerin nasb ve cer hali aynıdır. Ne alır yani? Ya alır. Cezimli ya alır. Cem müzekker salimlerin de nasb ve cer hali ya iledir. Aynıdır yani. Peki bunda ne oluyor? Bunda hareketsiz ya oluyor. Bu durumda ne yapılması gerekir? Sağına bakılır. Yani cümledeki konumu araştırılır. Harfi cer veya muzaf veya bir şeyin sıfatı, asıl beyanı gibi bir tabilik sonucu hali almış ise aldığı şeyin irabına bağlı olarak değerlendirilir.
Ya da sağında muzaf mı var? Harfi cer mi var? Muzaf veya harfi cer varsa direkt ona mecrur deriz. Şimdi sabihine ya almış. Cem-i Müzekker Salim'in irabı neydi? Tabloya baktık, ne gördük? Vav olduğu zaman raf hali, ya olduğu zaman nasb ve cer hali olur. İkisine de uyumluluk sağlar. Ama burada nasb halinde, cer değil. Oysa ikisine de uyumlu da sağında bunu cer edecek bir etken yok. Mensuptur. Mef'uldür. Cemaat hazihin nedvetu el mürseline. Mürselin kelimesi burada ne? Yine meful olduğundan ya ile mensup. Yudhilu Allahu el müminine mensuptur, mef'uldür, ya ile mensup. A'dallahu lil kafirine. Li harfi cerri olduğundan kafirine'deki ya artık cer alametidir. İnne Allah iştara minel müminine. Müminin kelimesinin başında min var. Öyleyse kendisinde bulunan ya nasb alameti değil, cer alametidir. Oysa neydi? Ya hem nasb hem cer alametidir. İkisine de uyumluluk sağlar ama cümleye bakacağız. Cümlede harfi cer var. O yüzden mecrur diyoruz. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirine. Hayır, makirin kelimesinin muzafı. Bu yüzden makirin muzafın ileyh. Tüm muzafın ileyhler mecrur. Öyleyse bu Cem-i Müzekker Salim nedir? Ya ile mecrurdur. Cem-i Müennes Salim. Cem-i Müennes Salim işte sonu açık elif, yani dik elif ve açık ta ile biten kelimelerdir. Ötre varsa merfu hali deriz. Esre varsa nasb da olabilir, cer de olabilir. Ne yapılması lazım? Sağına bakacağız. Harfi cer mi var? Muzaf mı var? Öyle bir şey yoksa ve esre varsa demek ki nasb hali deriz. Eğer harfi cer veya muzaf varsa ve kelime esre ile bittiyse bu durumda nasb hali deriz. Yani tam olarak ne dediğimi de şey yaptım. Bir daha tekrar edelim. Aynı şey gibi bu da. Tesnileri Cem-i Müzekker Salim'de olduğu gibi. Tesniyeler neydi? Nasb ve cer hali aynıydı. Cem-i Müzekker Salimler neydi? O da yine nasb ve cer hali aynıydı. Cem-i Önne Salimler neydi? Bu da aynı. Nasb ve cer hali aynı. Her iki durumda da ne almakta bu kelime? Esre almakta. Esreyi neden aldığına bakılır. Harfi cer veya muzaftan dolayı aldıysa o kelimeye mecrur deriz. Harfi cer ve muzaftan dolayı almadıysa ona mensup diyeceğiz. Tabi esreyle bittiyse durum böyle. Eğer ötreyle bittiyse zaten direkt merfu denir. Müfret isimde ötreyle, yani zamme ile merfuluk Cem-i Önnes Salim'in geçildiği zaman nasıl sağlanılıyor? Yine zamme ile sağlanılıyor. Zammeye değişen bir şey yok. Hemen konuya geçelim. Altı çizili isimlerin cümledeki yerini belirterek irabını yapınız. Tedufu fiil. Öylesine lazım ardından fail. El müslimatu. Dik elif ve açık t ile bittiğine göre Cem-i Müennes salimdir. Son hareke ney? Ötre. Yani zamme. Öyleyse bu kelime ney? Merfu. Direkt çıktı ve fail. İki isim ve direkt başlamış ve merfudur. Bu durumda ne olur? Mübteda olur. Son hareke ney? Ötre. Öyleyse mübtedadır, merfudur, zamme ile merfu. Et dalibatu, öğrenciler nedir? Nacihatun. Şimdi dalibatu da elif ta ile bitmiş, nacihat da elif ta ile bitmiş. Her ikisi de cem müennes salimdir. Dalibat zamme ile merfu bir mübteda, nacihat zamme ile merfu bir haberdir. Geçtik 4'e. 4'e baktığımızda İbtela'a el bahru sabihati. El bahru sabihat kelimesine baktığımızda ne görmekteyiz? İbtela'a fiil, el bahru fail, es sabihat mef'ul. Nasıl mef'ul? Esreyle bitmiş. Cem-i Önne Salimler fetha almaz hiçbir zaman. Nasb halinde esre alır. Fetha yok bunda. Esre aldıysa bil ki mensup. Ama harfi cerden dolayı aldıysa artık ona mensup diyemeyiz. Mecrur deriz. Muzaftan dolayı aldıysa da yine mecrur denilir. Cemaat fiil hazihi nedvetu el mürselati. Mürselat kelimesi burada ne durumda? Yine mef'ul durumunda olduğundan esre ile mensup. 6. Yudhilu fiil Allah fail el müminati mef'ul. Esre ile mensup bir kelime. E'dallahu lil kafirati. Li harfi cer. Artık kafirati. Elif ta ile bitmiş. Ne bu? Cem-i Önne Salim. Son harekesine esre.
Estrema nasb halinde mi, cer halinde mi? Neden dolayı aldığına bakılır. Neden dolayı aldı? Li harfi cerinden dolayı aldı. Öyleyse bu kelime ne? Mecrur. Neyle mecrur? Esreyle. Minel müminati, minden sonra gelmiş kelime ve esre almış. Öyleyse mecrur esreyle. Aktam kademun aktamun cemi mükesser. Cemi mükesser, yani cemi mükesser olması önemli değil esasen. Muzaf olması önemli. El cenneti tahta aktamil ümmehat, bir hadis. Aktam kelimesi muzaf, el ümmehat muzafun ileyh. Dolayısıyla esreyni almış muzafun ileyh olduğundan dolayı tüm muzafun ileyhler mecrurdur. Demek ki esre ile mecrur bir kelime bu. İsim ne demiş burada? İsimlerin hangi durumlarda merfu, mensup ve mecrur olduğu konusu sonraki ünitede işlenecektir. Şimdi kısaca değinelim. Merfuluk ne zaman olur? Fail, naib-i fail, mübteda, haberler hep merfudur. Mensup işte mef'ul olan kelimeler. Mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulü leh, mef'ulü ma'ah gibi kelimeler. Hepsi mef'ul sonuçta. Ama bazen başına harfi cer gelerek lafzen mensup olmayabilir. Ayrıntı bir konu. O yüzden ilerideki ünitede işlenecek. Mecrur nasıl oluyor? Başına harfi cer gelebilir veya muzaf gelebilir. Bu durumda kelime mecrur olur. Bazı i'raplar daha sonraki ünitelere ertelenmiş denilmekte. Burada ne denir? Ön bilgi olarak ancak şu kadarını söyleyebiliriz. İsim cümlesinin özne ve yüklemi konumundaki mübteda haber ile fiil cümlesinin öznesi konumundaki fail örnekte olduğu gibi daima merfudur. Neler merfudur onu anlatıyor. Mübteda haber merfudur, fail merfudur. El beytu mübteda ve merfu görüldüğü üzere zamme ile bitmiş. Garibun haberdir. Bu da merfu ötre ile bitmiş. Burada teaccebe fiil el melikü fail. Fail olduğundan merfudur, ötre ile bitmiş. Mef'uler de örnekte görüldüğü gibi daima mensuptur. Fetaha fiil el harisu fail. El evvab babun evvabun. Cem'i mükesser. Cem'i mükesserler nasb hali ne? Fetha. O yüzden fetha ile mensup bu kelime. Mef'ul. Vallahu la yuhibbu'z-zalimine. Vallahu Allah Teala la yuhibbu, sevmez. Zalimleri yani yuhibbu fiil huve fail zalimine mef'ul. Nasıl mef'ul bu? Mensup çünkü. Nasıl mensup? Zalimune zalimine. Cemi müzekker salim ya ile mensup. Başına cer harfi gelen isimlerin isim tanımlamasının tamlayan kısmı örneklerde olduğu gibi daima mecrurdur. El muhteberi, muhteber, ihtebara, muhteber. Şimdi muhteber kelimesi müfret bir isim. Müfret ismin cer hali esre ile. Başında min harfi cerri var. Harekesiz olduğunu düşünün. Min harfi cerri var. Bu kelimenin son harekesi ne olmalı? Esre olmalı. Neden? Min var, cer eder. İyi de esre değil başka bir şey olamaz mı? Kelimenin yapısına bağlı. Muhteber ne? Müfret bir isim. Müfret isimlerin cer hali nedir? Tabloya baktık. Esredir. Bu yüzden esreyi verdik. Yani irab çok önemli. Bir kelimenin harekelenmesi yani özellikle son harekesi nasıl olacak? İrab ondan bahseder. Harekesiz yazıyı okumaya dair en önemli bir bilgi diyebiliriz buna. İhtecce fiil. İhtecce el ummalu alel inhifazı. Ala harfi cer. İnhifazı cer etmesi gerekir. Esteği almış. Esteği ile mecrur. Fi harfi cer. Ardından gelen kelimeyi mecrur etmeli. Revatibi. Bi mecrur olmuş dolayısıyla. Him zamir mebnidir. Zamirleri biliyorsunuz. Hem mebniydi hem de neydi? Marifeydiler. Teduru el erzu havle şemsi. Havl muzaf, eşşems muzaf nehy olduğundan mecrur olmuştur. Aşağıdaki cümlelerde merfu isimleri bulup işaretleyin. Merfu isimleri bulmak zor mu? Değil. Neden değil? Tablo ezberlediyseniz çok kolay. Bir iki örnek yapalım. Seyyedrüsü, yedrüsü aslında derese yedrüsü muzari. Sin ne olurdu? Muzariye dahil olabilirdi. Muzarin alameti sin, sefe vardı. Enleke, izen vardı. Onları hatırlayalım. Sin dahil olmuş. Fiil. Sacidün merfular sormuştu. Sacidün merfu. Secede yescüdü. Fiilden sacidün isim faildir. Ötre ile merfudur. Neden iki tane ötre almış? Elif lamı yok ki iki tane olmasına mani değil. Muzaf da değil. Dolayısıyla alabilir. Gayrı musaf de değil. Birkaç nedenden dolayı. Birkaç nedenin cem olmasından dolayı tenvin alması caiz. Sacit merfu yani kısacası merfudur. Fail olduğunda merfu olmuş. Fil camiati. Burada merfular demiş ama biz daha detaylı bakalım.
Hatta biraz yakınlaştıralım. Biz de kolay görelim. Fil camiati. Camii kelimesi görüldüğü üzere mecrur. Esre ile bitmiş. Niye? Başında fi harfi cer var. Fis seneti. Fi harfi cer. Seneyi ne yapmış? Esre ile bitirmiş. Ama niye? Çünkü sene kelimesi müfret. Müfret isimlerin cer hali esre ile idi. El kadimeti. Bu da esre ile bitmiş. Demek ki mecrur. Zeynebu. Zeynebu. Ne ile bitmiş? Son harfi ne? Zamme. Zeynep nasıl bir kelime peki? Müfret mi, teslim mi, cemi mi? Cemi ise ne tür cemi? Müfret. Zeynep bir adet insan ismi. Müfret isim. Müfret isimlerin raf hali ötre ile. Bu yüzden ötre almış, zamme almış. Mümerrizatun. Merraza, mümerrizun, mümerrizatun. Mümerrizatun merfudur. İki tane ötre almış. Fi müsteşfa. Fi harfler olduğundan müsteşfa mecrur konumda. Ama bunu lafzen görememekteyiz. Ayrı mesele. El etfali. Etfal. Diflun. Diflani. Edfal. Diflun bir çocuk. Tıfıl. Diflani tesniye. Etfal. Onun cemisi. Ne tür bir cemi? Cemi mükesser. Cemi mükesserlerin cer hali esreyle olduğundan esreyi almış. İyi de niye esrelenmiş? Çünkü müsteşfa muzaf. El etfal muzafın ileyhi. 3. Te'huzu, ehaze, ye'huzu, te'huzu, muzari bir fiil. Eteğneden T'yi almış, görüyorsunuz. Fiil yani. El-ümmü fail, nasıl bir kelime? Elif lam almış. Demek ki isim, önceki üniteleri de katalım birazcık. Demek ki isim, aynı zamanda ne? Marife, çünkü elif lam almış. Veledehe, merfu aynı zamanda. El-üm kelimesi çünkü müfret bir isim. Müfret isminin raf hali ötre ile. Bu yüzden ötre almış. Vele de ha zamiri var. Tüm zamirler nedir? Hem mebnidir hem marifedir. Vele de ha onun çocuğu yani velet ne burada? Velet kelimesi ne olur? Muzaf olur. Ha nedir? Muzaf ilehtir. Ha nasıl bir zamir? Muttasıl mecrur bir zamir. İla harftir. İsim fiil harf bakımından baktığımızdan harf harfi cer. El medres elif lamlı olduğundan isim olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda marif olduğunu da anlayabiliriz. El medrese kelimesi kapalı ta yani ta-i merbuta ile bitmiş. Demek ki isim diğer alameti yani. Esre ile bitmiş. Bu da diğer alameti. Zaman manası diyor. Bunu da diğer alamet olarak değerlendirebiliriz. El medrese kelimesi iladan dolayı mecrur olmak zorunda. Medrese kelimesi müfret olduğundan mecrurluk alameti esre. Külle yevmin. Yevm kelimesi müfret bir kelime olduğundan cer hali ne olacak? Esreyle olacak. Çünkü kül muzaf ye muzafı ilehtir. Yeşteddü iştedde iştedde o da şeddeden gelmekte. Muzaaf bir fiil. El cevvu onun faili. Fail olduğundan merfu olması gerekir. Neye göre merfu yapalım? Müfret, tesni, cemi veya cemis hangi kısmı? Düşündük müfret olduğunu bulduk. Öyleyse ne yapalım? Müfretin raf haline bakalım. Neydi? Zammeydi. O yüzden zammeyi verdik. Yeşteddü fiil nasıl bir fiil? Eteğneden ye almış. Demek ki muzari harfinden yani ye'si var. Demek ki muzari fiil. Harareten nasıl bir kelime bu? Marife mi nekre mi? Nekredir. Terminallığına göre direkt nekre. El cevbe elif lamdan dolayı hem marife hem isim oldu ortada. Fi fasl-ı sayfi. Fi harfi cer ne yapması lazım? Mecrur yapması lazım. Ardından gelen fasıl kelimesini fethi esneyeceğim. Duruma göre mecrurluk alameti vereceğiz. Fasıl kelimesi müfret, müfretlerin cer haline esre, öyleyse esreyi verelim dedik, verdik. El sayf kelimesi elif lamlı, öyleyse ne bu? Hem isim hem de marife. Esreyle bitmiş olması da bunun diğer göstergesi. Peki esreyle biten marife kelimenin hemen sağına bakmak mecburidir. Sağına baktık, fasıl kelimesi nedir? Es sayfı muzaftır. Bunu nereden anlıyoruz diye merak eden belki var. Nereden anladık? Yani şu an çok kolay olduğundan kolay yönden anlatalım. El sayf kelimesi esreyle mi bitti? Evet. Öyleyse sağındaki kelime ya harfi cer ya muzaf olarak değerlendirebilirsin. Elif lamsız ise. Fasılda elif lam yok. Olsaydı sıfat derdik. Elif lamsız olduğundan bu kelime ne? Muzaf. Nasıl bir kelime? Nekre. Ama neye muzaf? Marifeye muzaf. Marifeye muzaf olan da nedir? Marifedir. Öyleyse fasılda marifedir. Bu şekilde hepsini inceleyebiliriz ama zaman aşırı gider. Direkt soruya dönelim. Merfuları istemişlerdi. Ev kafe ef'al yufir if'al babından mazi bir fiil. Es-saik fa nedir? Merfudur. Zamme ile merfu. Niye zammeli? Çünkü müfret bir isim. Başka da merfu yok. Yehtemmu. İhtemme yehtemmu.
Muzari bir fiil. Muzarat harfi burada ya. Etene'den ya almış. El ebevani. Ebevan görüldüğü üzere esreli nun ve sağında elif var. Yani tesniye. Elif var mı? Evet. Öyleyse merfu. Evladihima ihtimamen azimen. Başka merfu yok. 7'ye bakıyoruz. Yettecihu. İttecehe yettecihu. Fiil bu. Muzara tarifinden ya aldığına göre muzari fiil yani. El müslimune vav ile yazılmış, nun ile bitmiş. Vav nun demek ki cemi müzekker salim. Vav aldığına göre cemi müzekker salim ne hali bu? Raf hali. Fiilden sonra gelmiş. Malum fiilden sonra gelmiş. Öyleyse faildir. Elif lamını görüyorsunuz. Dikkatinizi çekiyor. Marifi olduğu, isim olduğu ortada. El müslimatu elif ve açık ta ile bitmiş. Öyleyse cemi müennes salimdir. Cem önüne salimlerin raf hali nedir? Ötredir. O yüzden ötreyi almış. İlel erazi. Başka merfu kelime yok. Mensup kelimeleri bulmamızı istemişler. Bakalım. El hafiletu es suyaha. Suyah ne? Mensup. Fethayı gördük. Direkt mensup diyebiliriz. Hamsine. Bu da mensup bir kelime. Veya mecrur bir kelime. Acaba hangisi? Mecrur bir kelime. Bu da yani demek ki mensup olan hiçbir kelime yok. 3 mensup kelime arıyoruz. Maide, ten, fetayı almış direkt mensup. 4 el müminine mensup. Cem müzekker salim. Müminune müminine ya ile mensup. Başında harfi cer veya muzaf olsaydı o zaman mecrur derdik. Ya almış olması illa mensup olduğu anlamına gelmiyor. Mecrur da olabilirdi. Vel müminati. Müminat kelimesi mensup mu mecrur mu? Cem önüne salim olduğu ortada. Esra almış. Esra aldıysa mensup da mecrur da olabilir. Duruma bakacağız. Cümleye bakacağız. Baktık. Sağında harf cer veya muzaf göremedik. Öyleyse nedir? Mensuptur. Burada başka aynı şey devam ediyor. 5. Hubzen mensup bir kelime, cübünen mensup bir kelime, zeytunen mensup bir kelime, fethalar ortada. Ceddüna demiş, eyyame mensup bir kelime, başka yok. Namet tiflin nevmen mensup bir kelime, agimen mensup, utlub utluba, utlubu, o değil zaten isim arıyoruz. En ilme, ilim kelimesi yine mensup bir kelime. Mecrurları bulun denilmiş. Raca'a eddalibu minel medreseti min. Tüm minlerden sonrası mecrur zaten. El medrese direkt mecrur. Neyle mecrur? Esre ile. İla yine harfi cer geldi. Ardından gelen yine mecrur. Neyle mecrur? Esre ile. Harfi cerleri ezberleyin. Yani ezberlerseniz rahat edersiniz. 2. Yesudu el müminu li rabbi. Li harfi cer. Rabbi mecrur yapmış. Neyle mecrur? Esre ile. Rabbil alemine. Rab muzaf el alemin kelimesini mecrur yani muzaf ileh olarak almış. Ne ile bu mecrur? Ya ile. Alemune alemine. Cem müzeker salim. 3. Fi vaktin fi harfi cer ardına gelen direkt mecrurdur. İşte son harfin harekesi ortada. Mübekkirin demiş. Mübekkirin. Bu da ne ile bitmiş? Esir ile bitmiş. Öyleyse bu da mecrur. Min harfi cer olduğundan nevmi de mecrur kılmış. Esreyle mecrur. Ma zarf burada yani muzaf. El müderrisine muzafın ileyh. El müderrisine el müderrisune. Cem müzeker salim. Ya ile yazılmış. Nasb ve cer haline uygun olsa da sağına baktık. Sağındaki muzaf öyleyse mecrur dedik. Reis muzaf olduğundan vüzera mecrur olarak bitmiş. Min harfi cer olduğundan dalibat mecrur olarak bitmiş. Nasıl kelime? Cem müennes salim. Li harfi cer olduğundan külli cer yapmıştır. Dain kül muzaf olduğundan dain mecrur. Yeşrabul etfal ellebene gablen nevmi. Nevm mecrur esre ile çünkü gabl muzaf. 8. Min harfi cer olduğundan ebeveyni şeklinde tesniye ya ile mecrur olmuştur. Şimdi biraz uzaklaştır bakalım ne soruyorlar. Altı çizili kelimeleri müsennaya yani tesniyeye çevirin ve yeniden yazın. Yegumu harisun. Haris irabı ney? Müfet bir kelime. İrabı ney? Merfu. Çünkü ötre almış. Müfetlerin merfuluk yani raf durumu
ötreyleyle harisun. Tesniye yaptığımızda ne yapmamızı istiyorlar açıkçası? Yine merfu yapmamızı istiyorlar. Bunun rafali tesniye de nedir? Elif ile yazılır. Hari sane. Ne ekledik buna? Sinden sonra bir elif, bir de nun getirdik. Hari sane. Elif ve nun getirdik. Hari sane. İkiye baktık. Seketer reisu dakikaten. Bu seferki neyle bitti? Fetha ile bitti. Yani mensup. O zaman tesniye çevirdiğimiz yere mensup yazmalıyız. Tesniyenin nasb hali nasıldı? Yanun. Dakikaten. Önce tesniye yapmak gerekir. Dakika teyni. Teyni. Ne getirdik yani? Ye ve nun. Dakika teyni. Tesniye oldu. Min gısmin. Gısım müfret bir kelime. Bunu tesniye çevirdiğimizde nasıl olur? Gısmun, gısmani, rafali, cer halini istemişler. Öyleyse gısmeyni. Şakkate, fetale bitmiş nasb hali. Şakka teyni, imaratu, imaratani, elif, nun getirdik. Bi hedefin, bi harfi celi var, mecrur zaten. Bi hedefin, bi hede fani, elif, nun getirildi. İmtihani, imtihan kelimesi imtihanani şeklinde dönüştürülebilir. Raculun, raculani şeklinde dönüştürülmüş olur. Ama burada fi var tabi, bu mecrur hali. Öyleyse fil imtihani, fil imtihaneyni, mecrur halini yapmamız lazım. Fi var. Raculun merfu, öyleyse tesniye de merfusunu istiyorlar. Raculani, elif nun getirilir. Cem Müzekker Salim'e çevirin. El fellahi mecrur, esreyle bitmiş. Öyleyse Cem Müzekker Salim yaptığımızda da mecrur olarak yapalım. Nasıl yapacağız? Yanun yine. Mecrur veya mensup ise yanun, merfu ise vavnun. Tesnelerde de elif nun veya yanun. Yani merfu, mensup, mecrur durumuna göre değişiyor. Fellahi, fellahine. Müslimu merfu ötele bitmiş. O zaman Cem Müzekker Salim yaptığımızda da o şekilde yapalım. El müslimu, el müslimune. Eşşakira, eşşakirine. El mühendisu, el mühendisune. Şakirine, mühendisune. Diğerleri de aynı. Vavnun veyahut yanun getireceğiz. Cümle altı çizgi kelimeleri cemi müennes salime çevirip yeniden yazınız. Ne getirilecek? Elif ta getirilecek. Muallimeti, muallimat. Sondaki T neye göre hareket vereceğim? Buradaki duruma göre. Esreye, esreye veririz. Muallime, muallimati. Burada dabibetu, dabibatu. Sevfe yu'ti Allahu mü'minete mensup yazılmış. Cem Salim'in nasb hali nedir? Esredir. O zaman yine esreli yazılması gerekir. Mü'minati. Tabi elifte mi var? El mü'minati. 4. Safheten mensup yazılmış. Cem Salim'in nasb hali neydi? Nedir? Esredir. O zaman safhatun şeklinde yazılır. Ama mensuptu değil mi? Safhatin şeklinde. Diğerler de aynı şekilde. Aşağıdaki bu cümlelerde boş bırakılan yerleri kendilerine anlam ve irab yönünden uygun olan sözlü parantez içerisinden getirin denilmiş. Bayağı uzun iş. O tarz soru çıkmadığını düşünüyoruz. Örnekte olduğu gibi geçelim. Arapça çevirin. Bitti. Geriye kalan şeyler kelimeler. Burada önemli olan şey aslında verdiğimiz tablo. Tabloyu iyi bilmek lazım. Müfredin raf, nasb, cer hali, tesniyenin, cemi müzekker salimin, cemi mükesserin, cemi müennes salimin verdiğimiz o şeyleri birebir ezberlersek durum ortaya çıkmış olur. Böylece bu videomuz bitti.